İYİ Parti Kütahya İl Başkan Vekili Ali Şen, Kütahya'da yaşayanların içinde bulunduğu ekonomik zorlukları dile getirdi. Ali Şen, ekonomiyi İYİ Parti'nin düzeltebileceğini vurguladı. Ayrıca Ali Şen, kurban kampanyaları konusunda da uyarıda bulundu. Haberin tamamını sonuna kadar izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İYİ Parti Kütahya İl Başkan Vekili ve Parti Sekreteri Ali Şen, ekonomik zorlukların dükkanların kapanmasına ve yuvaların yıkılmasına neden olduğunu vurguladı. Kütahya'daki esnafların zor durumda olduğunu anlatan İYİ Parti Kütahya İl Başkan Vekili ve Parti Sekreteri Ali Şen, "Kütahya'da 45 yıldır esnafım. Esnafımız kan ağlıyor. Eğer bu şartlar bu şekilde devam ettiği takdirde birinci olmaya devam edeceğiz. Kütahya'da boşanmada, icrada Türkiye birincisiyiz şu anda. Durumlar kötüye gidiyor ama ne hikmettir bilmem. Kütahya'da satılan fabrikaların, iş yerlerinin yerine Kütahya'da hiç yatırım almadım. Bütün paralar binalara, inşaat sektörüne kaydığı için Kütahya'daki emekli ve asgari ücretlimiz yeterince esnaftan alışveriş yapamıyor. Esnafımız da son yılların en zor günlerini yaşamaktadır. Piyasada hiç sıcak para dönmüyor. Kredi kartlarıyla günü kurtarmaya çalışıyor. İnsanlar da 5-6 tane kredi kartı var. Bu kredi kartlarının patladığını üzülerek görüyoruz. Daha da görmeye devam edeceğiz. Böyle gitmeye devam ettiği sürece de bir sürü dağılan yuvalar, dükkanını kapatan esnaflar olacak. Ekonomi yönetilemiyor, savruluyor diye konuştu. 20 yıldır çözemediler. Ekonomiyi Cumhur İttifakı çözme imkanı yok. Çünkü çözebilselerdi 20 yılda çözmeleri gerekirdi. AK Parti iktidar olduğundan sonra 5-10 yıl Türkiye yalancı bahar yaşadı. Bu da kamudaki bütün kitlerin devlet teşekküllerinin satılmasından kaynaklandı. Bu paraları hoyratça harcanması, satılan fabrikaların yerine yenilerinin kurulmaması, bütün üretimde dışa bağımlı olmamız üzücü. Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olarak bu durumu üzülerek izliyoruz. Ukrayna'dan yağ geliyor. Buğday geliyor, gemiler limana yaklaşıyor diye neredeyse bayram havası var. Halay çekiyoruz. Savaşta olduğu söylenilen Suriye'den gıda ürünleri satın alıyoruz. Düne kadar Müslüman kardeşlerimizi Bosna Hersek'te katleden Sırplardan et alıyoruz. Bu da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kanımıza dokunuyor dedim. Yardım yapmaya yakınlarımızdan başlayalım. Yardım kuruluşları adı altında Kurban Bayramı kampanyası yapanlar maalesef acı bir gerçek. Kendi insanımız aç iken dış ülkelerdeki vatandaşlara et bağışı, yardım ve kurban bağışı kampanyaları yapıyorlar. Türkiye'deki insanlar maalesef Afrika'daki ve uzak diyarlardaki insanlardan daha garip. Kendi garibimiz varken dışarıya bu yardımların gönderilmesi Türkiye açısından kötü bir durum. İYİ Parti iktidara geldiğinde en azından belirli bir yardım kuruluşlarının resmiyeti altında ilk önce kendi vatandaşlarımızın karınlarını doyurup bir yılda bir sepet et alamayan vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde ulaştırmak bize nasip olacak. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Biz önce kendi bölgemizden bakarsak Kütahya'mızdaki garip insanlara Kurban Bayramı'nda bizim dinimiz gereken payları ilk önce Kütahya'daki gariplere ulaştırmamız gerekmektedir. Kendi insanımız garipken başka ülkelere yardım etmek hoş ve etik değildir dedi. İYİ Parti Kütahya İl Başkan Vekili Parti Sekreteri Ali Şen yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Bu şimdi bütün yardım kuruluşları adı altında kampanya yapanlar maalesef çok acı bir gerçek ki kendi insanımız açken dış ülkelere, dış şeylere, ülkelerdeki vatandaşlara yardım et bağışı veyahut da kurban bağışı kampanyaları yapıyorlar. Ama maalesef Türkiye'deki insanlar dışarıdaki Afrika'daki daha uzak ülkelerdeki insanlardan daha garip. Kendi garibimiz varken dışarıya bu yardımların gönderilmesi Türkiye açısından hani üzülerek izliyoruz. Ama İYİ Parti iktidara geldiğinde en azından bu kampanyalarının bir belirli bir yardım kuruluşlarının resmiyeti adı altında ilk önce kendi vatandaşlarımızın karnını doyurup kendi vatandaşlarımızı aylardır yıllar belki bir yılda bir kere et alamayan vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde bu yardımları ulaştırmak İYİ Parti iktidarında bize nasip olacaktır diye inanıyorum. Ama şu var, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Biz ilk önce kendi şeyimizden bakarsak bölgemizden Kütahya'mızdaki garip insanlara bu Kurban Bayramı'nda bizim dinimiz gereği yerine getirmemiz gereken payları ilk önce kendi Kütahya'mızdaki gariplere ulaştırmamız gerekmektedir. Kendi insanımız garipken başka illere, ülkelere yardım etmek bu pek de hoş ve etik bir şey değil.
Bu şimdi bütün yardım kuruluşları adı altında kampanya yapanlar maalesef çok acı bir gerçek ki kendi insanımız açken dış ülkelere, dış şeylere, ülkelerdeki vatandaşlara yardım et bağışı veyahut da kurban bağışı kampanyaları yapıyorlar. Ama maalesef Türkiye'deki insanlar dışarıdaki Afrika'daki daha uzak ülkelerdeki insanlardan daha garip. Kendi garibimiz varken dışarıya bu yardımların gönderilmesi Türkiye açısından hani üzülerek izliyoruz. Ama İYİ Parti iktidara geldiğinde en azından bu kampanyalarının bir belirli bir yardım kuruluşlarının resmiyeti adı altında ilk önce kendi vatandaşlarımızın karnını doyurup kendi vatandaşlarımızı aylardır yıllar belki bir yılda bir kere et alamayan vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde bu yardımları ulaştırmak İYİ Parti iktidarında bize nasip olacaktır diye inanıyorum. Bu esnaf için hiç olumlu bir şey değil. Piyasalarda sıcak para dönmüyor. Herkes kredi kartlarıyla günü kurtarmaya çalışıyor. İnsanlarda 5-6 tane kredi kartı var. Bu yakında da bu kredi kartlarının hepsini patladığını üzülerek hepimiz görmekteyiz ve görmeye devam ediyoruz. Böyle olduğu takdirde çok kısa bir sürede bir sürü dağılan yuvalar, dükkanını kapatan esnaflar, ülkemiz ve Kütahya'mız olarak aşırı derecede bir kaos ortamına sürüklenmekteyiz. Kütahya ekonomisini ben 40-45 yıldır esnafım. Esnafımız kan ağlıyor. Eğer bu şartlar biraz daha devam ettiği takdirde Kütahya'da boşanmada, icrada Türkiye birincisi şu anda. Durumumuz hala kötüye gidiyor. Ama ne hikmettir bilmem. Kütahya'da satılan fabrikaların iş yerlerinin yerine Kütahya'ya hiçbir tane yatırım gelmiyor. Bütün yatırımlar binalara, inşaat sektörüne kaydığı için Kütahya'daki esnafımız, emeklerimizdeki asgari ücretlerimizin maaşları düşük olduğu için Kütahya halkı yeterince esnaftan alışveriş yapamıyor. Esnafımız da son yılların en zor günlerini yaşamakta. Ekonomi İYİ Parti'mizin genel merkezimiz, başta genel başkanımız olmak üzere ekonomi kurmayları yoğun bir çalışma içerisindeler. İYİ Parti iktidara geldiği takdirde en fazla bir yıl içerisinde enflasyonun tek haneli seviyelere düşeceği, halkın seviyesinin refahının artacağı, bunun da kaynakları İYİ Parti genel merkezimizde çalışmalarını özveriyle çalışan genel başkan ve genel başkan yardımcılarımız, ekonomistlerimiz sayesinde Türkiye ekonomisi en kısa zamanda düzlüğe çıkacaktır. En güzel şeyi de israf önlenecek, demokrasi geldiği takdirde dış yatırımcılar gelecek, gelir seviyesi tabana yayılacak, çiftçimize alım garantili, çiftçi tarlaya buğdayını ektiği zaman mahsulünü kaldırdığı takdirde Türkiye'de buğdayını kaç paraya satacağı belli olacak. Bunun için de çiftçimiz rahat bir şekilde ekimini yapacak. Çiftçimize süspansiyon ekiminde kaldırılmasında devlet tarafından gerekli yardımlar yapılacak. Böyle olduğu takdirde de ülkemizde ne kadar fasulyedir, mercimektir, buğdaydır, patatestir, soğandır, bunların bir çalışması yapılıp çiftçimize bunları devlet tarafından alım garantisi verildiği takdirde tüketicimiz de dar gelirli esnafımız da düşük fiyata ürün alacaktır. Peki size göre bu ekonomiyi Cumhur İttifakı çözer mi? Bana göre bu ekonomiyi Cumhur İttifakı'nın çözme hiçbir imkanı yok. Çünkü bu zamana kadar çözselerdi 20 senede çözerlerdi. İlk 5-10 yıl bir Türkiye'nin güneşli bir şeyi gözüktü. Bu da kamudaki bütün kitlerin devlet teşekküllerine satılması, bu paraları hoyratça harcanması, bu paraları satılan fabrikaların yerine yenilerinin kurulmaması, bütün şeylerimizin dışa bağımlı olması, insan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzülerek izliyoruz. Ukrayna'dan yağ geliyor, buğday geliyor, gemiler limana yaklaşıyor diye neredeyse bayram havası, halay çekiyoruz. Savaşa girdiği, savaşta olduğu söylenilen Suriye'den gıda ürünleri satın alıyoruz. Düne kadar
bizim Müslüman kardeşlerimizi Bosna Hersek'te katleden Sırplardan et alıyoruz.